Halil Ferah. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Dün herkesin beklediği kamuda tasarruf paketi açıklandı. Türkiye'nin protokol listesinde ikinci sırada bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısıyla yine protokolün dokuzuncu sırasında olan bakan çıktı, yapacakları tasarrufu anlattı. Kamuda tasarruf paketini açıklayan Bakan Şimşek'in 2015'te kullandığı çerez parası ifadesi yeniden gündem oldu. Şimşek, araç saltanatı diyorlar. Bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde, Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil ifadelerini kullanmıştı. Şimdi anladık ki artık bu çerez parasına muhtaç haline geldiğimizin ilanıydı. İçeriye bakarsak, 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması maddesi öne çıktı. Peki uçaklar ne olacak? Ona dokunan yok. Sonra kanunla izin verilenler hariç araç kullanımının yasaklanması maddesi var ki zaten yasaksa kim neden nasıl kullanıyordu ki ona da yanıt yok. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi maddesi göz boyamadan başka bir şey değil. Zaten hurdaya çıkmış ne yapacaktın ki? Peki ne var mesela? Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması. Buyurun tasarruf Bakın yine emekçiye çalışana tasarruf çıktı. Bir de deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının yapımının 3 yıl süreyle durdurulması var ki evlere şenlik. Hani tüm bakanlıklar bir yerde toplamak için Beştepe yapılmıştı ya da yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması gibi madde var ki devlet kiracı olduğu kişiler için işini zaten uzun süreli kontratla kendini sağlama aldığını cümle alem biliyor. Sıradaki maddelerse daha vahim. Doğal afet ve güvenlik hariç yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanmasıyla savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması, lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin raiç bedeli dikkate alınarak gözden geçirilmesi. Yeni tesis konusunda soralım onca saray ne olacak? Hatta onlarca çalışma ofisi ne yapılacak bir bilgi yok kira ve ücretlerin güncellenmesi meselesi meclis lokantasını içine alacak mı? Ya da saray mutfağı artık kullananlar tarafından masraflar ödenecek mi? Ve geliyoruz bir tasarruf önlemine daha. Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması, yani artık atanamayan öğretmenler gitsin kendine iş bulsun, doktor alımı da durdu ya da sağlık sistemi bitme aşamasında ama hemşireler başka kapıya dendi. Aslında işin özeti bugüne kadar yapılması zaten hata olan ve yapılmaması gereken harcamalar sınırlandırılacakmış. Vardığımız yer, yoksunun sırtından doyan doyana, bunu gören yürek nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi söylemesem mi?